Aç aç kapıları ben geldim. Ah bu ne güzel ev büyülendim. Odaları gezeceğim, yaramazlık edeceğim. Kalk dedikodu yapmaya geldim. Aç aç kapıları ben geldim. Ah bu ne güzel ev büyülendim. Odaları gezeceğim, yaramazlık edeceğim. O futbol dünyasının en renkli ismi. Yeşil sahaların fenomeni. Çekim yapma diye geldi, 15 gün kalacak galiba. Ne 15 gün, 6 aylık geldim hocam. Evrim Akın ve Yılmaz Vural bir araya geldi, dedikodu kazanları kaynadı. Bildiğin Erman Toroğlu dedikodusu yapıyoruz yani. Alaçatı sokakları böyle eğlenceli gezinti görmedi. Şarkımızı beğendiniz mi? Baksana kıvır kıvır yapıyor. Bana bak, burası tehlikeli bir yerdir ha. Niye? Yatak odası. Alaçatı'daki muhteşem evinin kapılarını Evrim Akın'a açan Yılmaz Vural'la kahkaha dolu sohbete hazır mısınız? Her hafta ünlülerin kapısını çalan, evlerini didik didik eden güzel sunucumuz Evrim Akın bu hafta rotasını İzmir'e çevirdi. Ege'nin gözbebeği Alaçatı'dan bize merhaba demeye hazır mısın Evrim? La 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 la. Evrim Akın'la ev gezmesinden herkese merhaba. Ah adil patroncuğum, kendisi hem adildir hem zengindir. Dedi ki sen bu hafta sonu dedi git bir kafa dinle dedi. Alaçatı'ya dedi. Orada da çok değerli bir büyüğümüz var. Onu ziyaret et dedi. Gitmem mi dedim patroncuğum, emir telakki ederim dedim. Hemen koyuldum yola. Tabii ki ben business, ekip, kamyon arkası. Bakalım kime gelmişiz Allah'ım. Ne yazık ki yaz bitiyor. İzmir'in meşhur Alaçatısı'ndan tatilciler bir bir evine dönüyor. Tüm sevimliliğiyle bizi karşılayan Alaçatı sokaklarını turladıktan sonra yeşillikler içinde muhteşem bir bahçe bizi kendisine doğru çekiyor. Ve Evrim Akın'ın bugünkü durağı ünlü teknik direktör, efsane isim Yılmaz Vural'ın işte bu lüks villası. Efendim şöyle bir Alaçatı havası aldıktan sonra o la la. Ay hocam bunu benim için mi getirdiniz? Benim gibi minnoş bir araba. Ay ne güzelmiş. Yılmaz hocam mı acaba? Ay bir kere oturabilir miyim? Kim ki bu? Tanımadığı insanın arabasına oturuyor. Ay kimse sahibi özür diliyorum. No ni no ni no ni. Bu nasıl vites bu ya? Ay oyuncak gibi. Küçükken de hep akülü arabam olsun isterdim. Neyimeyse. Çok yakıştı ama Evrim. Ah teşekkür ederim. Ama tabi biliyorsun ki bende güvenlik sıkıntısı olduğu için ben kapalı araba seviyorum da. Ama biri sürerse binerim. Aa arkada varmış. Ne güzelmiş. Ay hadi gidelim. Yılmaz Hoca'yı bekletmeyelim. Ay bu arada jenerik müziğimize ilginizden, sevginizden ötürü çok teşekkür ediyorum. Ay böcük. Ay ay bana gelme. Git git. Ay ay. Kız vallahi nazar. Kız kapının üstüne atlar var. Ay. Aa bismillah. Hocacığım. Kız niye bu böyle? Adam anahtarını mı unuttu acaba? Hırsız girer. Kız ayıp değil mi? Çalmadan mı gidiyor? Ay bilemedim. Komşular burada hep böyle yapıyor galiba Evrim. Hay bana tuzak mı yapıyorsunuz? Bir şey mi yapacaksınız bana? Ha? Yılanlar, tıslar, maviş. İstersen çalma kapıyı, direkt gir içeri Evrimciğim. Çalmayayım mı? Direkt gireyim. Gir. Samimi diyorsun. Kız ne oluyor? Tanıtım filmi gibi oldu bu. Orada da böyle gizli dedektifçilik oynattırıyorlardı ya. Aa çaylar, börekler. Hocacığım. Kız nerede? Ev var da sahibi yok ortada. Dur bakayım. Hocacığım. Oh. Ay kapıyı pencereyi açmış, adam gitmiş. Ay orada o ne yapıyor? Evi bıraktı. Hocam ya. Aman Allah. Ben geldim. Ev kapı pencere açık. Hoş geldin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Canım hocam benim. Yani bu çürkün... Nasıl yakışıklı ya, bunlar hakikaten Benjamin Button oluyorlar ya. Hiç yaşlanmıyorlar. Bir de zayıflamış. Benjamin dede mi? Tabii. Yok canım. Hala delikanlı, fit. İyi ya, idare ediyoruz. İdare ediyoruz. Ya, ne güzel yakışmış buraya. Sen de çok güzelsin. Sizin için. Evet, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, siz de. Ozan Bey kardeşim. Komşularınız mı? Komşularımla bir arsa alışverişi yapılıyor. Aa, hayırlı uğurlu olsun. Evet. Allah daha çok etsin. Zengin bunlar ya. Hocam siz de zenginsiniz. Anahtarı şeyde bırakmışsınız. Nerede? Kapının üstünde. Yapma ya. Vallahi girdim ben öyle babamın evi gibi. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Yazları Alaçatı, kışları? Kışları belli olmuyor. Geçen sene Malatya dedik mesela. Ah, anamın memleketi. Malatyalılık var zaten sende. İnatçı mı olurlar hocam? Yok, esmerliğinden. Esmerliğinden, evet. Çünkü babam Arnavut. Anne Malatya. Malatya. Malatya Arnavut. İyi bir karışım. Çok güzel. Hibritim ben hocam. Türkiye'nin en iyi hibritiyim. Evet. Biyolojide öyle denir melezlere, değil mi hocam? Niye geldin? Nereden aklına geldim de buralara düştün? Ya onun dedikodusunu yapacağım. Evde yapalım mı? Erman Toroğlu ile az çınlatmadan kulaklarınızı. Onu sen benden önce he? Evet, sizden önce. Bu hafta saha kenarındaki fenomen hareketleri, efsane teknik direktörlüğü ve renkli kişiliğiyle gönüllerimize taht kuran Yılmaz Vural'ın muhteşem evine misafir oluyoruz. Henüz evin içine girmedik. Önce bu şık veranda bizi cezbediyor. Gri tonların hakim olduğu salona açılan bu köşede dev bir yemek masası, bahçe salıncağı, gözümüze çarpan ilk detaylar. Elimize adım attın şöyle. Maşallah, bak. Ah, bismillah diyelim. Buraya adım çok attın. Güzel. Burası bizim gayet garibanhane. Gördüğün gibi. Mütevazıdır kendisi. Senin kameraman da Giresunlu galiba. Ne onu giydin oğlum? Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun benim hocama? Oğlum küme düştünüz hala çıkarmıyor. Asıl taraftar bu. Terk etmemiş bak. Ya evet. Hocam kim döşedi bu evi ya? Çok güzel renkler var, tam benim renkler. Benim çok keyifli, sana benzer bir eşim var. Onlar şimdi küçük oğlanla birlikte Almanya'dalar. Oğlan orada futbol eğitimi alıyor. Sizin de zaten geçmiş ya, değil mi? Köln Üniversitesi. Neydi, bir dakika söyleyeceğim onu. Evet. Köln Sport Shop Schule bir şey. Çok zor söyleniyor. Almancayı ben de zor öğrendim. Hocam ama kolay bir dil değil. Evet yani. Çok zor. Adamın anasını ağlatır. Bizim bir arkadaşım vardı, şey derdi. Hani Fransızca zor başlar, kolay akar. İngilizce kolay başlar, zor akar. Almanca hep boru gibi derdi. Güzel bir tespit. Çok zor. Çok sıcak mı? O artikeller falan çok zor. Şuraya bakabilir miyim? Ya isim tamlamaları diye bir şey var. Dreamcatcher da var burada. Burada işte böyle. Bu da eve kötü ruhların girmesini, uykuda korkmanızı engelliyor. Kızılderili inancı. Parayı harcamazsın yırtar. Rahatsız yani. Öyle mi? Tabii ya. Ama sen de böylesin yoksa. Yok yani. Olur sayarım tabii ama olmazsa efendi gibi otururum. Siz de burada oturuyorsunuz akşamları. Yani burada işte çok romantik bir şekilde sallanırken aklıma bir şeyler geliyor. Ay. Ay. Böyle dönmeyesin. Ay sakın. Allah korusun. Döner mi? Dönmez canım. Ay ne güzel bak. İyi mi? He? Güzel. Rahatı seviyorsun ama. Ben çok konformistim. Ay konuşamadım heyecandan. Ben ilk başta... Ayağımı şöyle atayım ben. Atsın hocam, ben de şöyle yapayım, uyumlu olsun. Evet. İlk başta böyle sizlerin yanında bir şey oluyorum. Geriliyor musun? Yok, utanıyorum. Sonra alıştıkça açılıyorum. Kendime geliyorum. Utanma ya, bir şey yok. Ama Erman Toroğlu'mda onu yıktım. Çok selam var size. Erman Toroğlu mu? Evet. Erman, anlatayım mı her şeyi? Anlat. Çok tatlısınız ya. Ben şeye çok güldüm, bana anlattı da. Ne ya? O benim en yakın arkadaşım dedi. En çok onu kovdum dedi sahadan dedi. Kırmızı kart. Ama dedi alınmazdı onunla, bana ya. Onunla çok anılarımız var ya. Böyle bir şey var ya. Ay ne güzel ya. Sıkıldıkça sahadan beni atlar ya. Bağımsızdan yapardı. Çok lanetti be. Hadi ya, sert miydi? Hı? Sert bir hakem miydi? Evet, kabadayı. Tipini görmüyor mu? Ay ne bileyim, bana küpeli çok pompon geliyor. Küpeli kabadayı. Küpeli kabadayı, modern kabadayı. Ay çok güzel. Yani evin tasarımı tamamen eşiniz abi. Evet tabii ki canım, kadın erkekle karışım bu işlere. Niye? Bak, kafesimiz bile var ama içinde kuş yok mesela. Ay. Bekliyorum kuş gelse de içeri koyacağım diye. Baksana tablolar falan çok güzel. Ha, teşekkür ederim. Vallahi bayıldım. Sen geleceksin diye böyle keyifler. Ay canım hocam benim. Burası da çok... Hem kış bahçesi de oluyor değil mi? Evet. Kış geldiği zaman ha, burada oturup vakit geçirebiliyorsunuz. Çok... yani kışın gelmedik hiç ya. Aa. Yazın 2-3 ay okul açıl, okul kapan. Ha, doğru. Ay çocuğun okulu var. Değil gidiyor ya benim kafa hep. Şimdi bizim oğlanın adı da Yılmaz. Ha. Belki biliyorsundur, belki bilmiyorsundur. Almanya'ya eğitime gitti. Hem orada 8. sınıfa gidiyor hem bir Alman takımında futbol oynuyor. Wow. Bir ışık gördüm onda. Hocalığı bıraktıktan sonra parayı ondan kazanalım bari. Bence de. Karşıdayız. Diğer olanlar olmadı ama değil mi? Onlar da çok kabiliyetli ama ilgilenmediler. Seçmediler. Ya, olmadı ya. Onlar okudu. Sizin okulunuz dünyanın en iyi spor okullarından biri değil mi? Tek belki de. Birkaç tane. Mezun olduğunuz belki, üniversite. Evet. Ben Türkiye'de de bitirdim spor akademisi Ankara'da. Aa, orada öğretim görevlisi oldum. Oo. Sonra Almanya'ya gittim. Orada aslında antrenör kurslarını yapacaktım. Fakat tabii orada kalmanın bir nedeni olması lazım. 10 sene falan sürecek onları bitirmek. Dediler ki okula da kaydol. Okula kaydoldum. Türkiye'deki eğitimimi saymadılar. Dediler sen lise mezunusun dediler. Hmm. İyi dedik. Neyse okul başladı sonra. Dedim iyi ki kabul etmemişler. Çünkü burada gördüklerimle orada öğrendiklerim çok farklıydı. Hmm. Onun için bas bağırırım hep. Ya yapmayın, yetişemeyiz bunlara, araştırmıyorsunuz diyoruz ama işte kimse dikkate almıyor yani. Neden? Yani şimdi bir kendi aldığınız verilerle yarışmanız lazım. Peki siz Almanya'dan aldığınız bilgileri burada aktarsaydınız? Böyle aktardım, Yılmaz Vural oldum. Ya. Ben Türkiye'de bilgiyle bir yere gelmiş ender insanlardan bir. Evet değil mi? Tabii. Çok enteresan. Yani öyle arkamızda biri var, aman bu bunun adamı, konjüktür kimden yana, o onun tavsiyesi, böyle hiçbir şey olmaz. Ay hadi geyik yapalım, aman evet, gelin gezelim, görelim, eğlenelim. Çıkı 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 çık. Oh oh yandım. Ve salona giriş yapıyoruz. Beyaz ve krem tonlarının hakim olduğu salon içimizi açıyor desek yeridir. Yılmaz Hoca'nın antika merakı olduğu çok belli. Tek çekmeceli eskitme bir sehpa, muhteşem bir tablo ve duvardaki dev saat hemen dikkatimizi çekiyor. Eğlenelim, coşalım. Bu kızın yanında oynamamak mümkün değil. Cıvıl cıvıl. Ay çok güzel ya. Tam yazlık evi. Evet ya. Mis yani gibi. Fazla cavşufu yok ama idare eder işte ya. Karakteri yansıtıyor. Kapıyı kapatayım da. Oh mis. Evet. Hocam çıktıları buradan mı alıyorsunuz? Evin en modern eşyası. Bununla bu. Ufaklık gelince çıktı ödev yapıyor değil mi? Ödev yapıyor. O şimdi kışın bütün kış Almanya'da mı olacak? Yani bütün okul dönemi orada tabii. Ha, yani orada başladı. Ağustos, Haziran. Oh. Okula gidiyor işte. Tabii. Türkiye'de okul neyse orada da. Doğru. Fena değil. Çocuklarımla gurur duyuyorum ya. Herkesin duyduğu gibi. Evet. İyi anneler, iyi babalar, güzel çocuklar. Almanya'da güzel okullara gittiler. Sonra oradan İngiltere'ye masterlar yaptılar. Oo. Sonra çocukluklarını görmedim. Gelin bari oğlum dedim İstanbul'a da. Böyle bir şirket kurdular İstanbul'da. Onunla uğraşıp duruyorlar. Aa, ne üzerine? Danışmanlık. Oo güzel. Eğitim danışmanlığı mı? Yok. Ekonomik danışmanlık. Çok severiz. Kardeş para işi yani. Aa, ne güzel ama. Hocam çok akıllısınız. Erman Hoca'yı geçmem lazım. Çok akıllısın. Hocam onu geçebilir miyiz ya? Yok abi. Mümkün değil. Türkiye'nin 81 vilayetinde insanın evi olur mu ya? Baba her yerde. Ama ben 81'inize giderim Erman Hocam. Şimdi düşünsen. Gerçekten yani, mi? Tabii ya. Eski hakem ya. Eski hakem. Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsunuz hocam? Yok, eski hakem olduğunu söyledim. Ya. Ha, onu biliyorum ama yani, babadan zengin o. Kardeşime kabzımal diyemem yani. Halci hakem diyelim. Hakem yani. Hakem tabii, o meslek ayrı, üniversite tabii mezunu, eğitimini almış. Mersinli. Biliyorsun. Sebze meyve bahçelerimiz vardı. Bahçeler var. Mersin'e gidelim. Sata bitiremedi onları. Vallahi mi? Bildim bileli sata. Bildiğin Erman Toroğlu dedikodusu yapıyoruz yani. Daha yani, ne varmış onda? Yani, Erman Toroğlu'ndan bahsetmek reytingdir ya. Yani. Öyle mi? Tabii canım. Aa. Reyting canavarı. Yani. Reyting canavarı. Ben de öyle diyorum. Reyting kralı diyorum ona. Canım benim. Vallahi. Ne konuştun onunla? Her spordan mı bahsettin? Neden bahsettin? Valla ay çok alem hocam. Fasulyeden gibi bir şey salatadan çıkmıştır yani. Onları yaptık. Bir balık yaptık, revani yaptı, havluda revani yaptı bir şeyler. Ondan sonra şeye girdik. Bak sakın o tariflere göre bir şey yapayım deme. Zehirlenir. Kesin zehirlenirsin bak. Ay Öyle görünüyor. Yapmayayım mı? Ben de yapacaktım. Anlatmada üstüne tarım var. Çok güzel anlatıcı değil mi? Aynı tarifi yap, rahmetli olursun. O derece. O derece yani. Ama iyi satıyor hocam. Satar abi. Çok güzel satıyor. Esnaf. Sonra bir hırsız hikayesi anlattı. Ne? Evine hırsız girme teşebbüsünde bulunmuş. Hadsiz hırsız. Sonra hırsıza yapacağı güvenlik tedbirlerini anlattı. Onu da ben canlandırdım. Oynadık öyle, çok eğlendik. Sonra bir top oynadık bahçede. Benim de eve, aynı eve 3-4 kere hırsız girdi. Buraya İstanbul'da. En sonunda kapıya yazdım. Birader zarar verme, kapı açık girebilirsin. Aha süper. Orada anahtar koyuyor musunuz kapıya? Bir anahtar da koydum. Bir şey bırakmadık içeride. Hepsini aldım zaten. Ay yapma ya. Ay, gülüyoruz biliyoruz arkadaşlar. Ya yapmayın dedim, Allah yani aşkına bari şu benim kimlikleri bir şeyleri almışsın, onları ver ya. Ha, onları niye alıyor? Rica ettim. Allah ne bileyim. Lazım olmuş galiba. Bunlar. Ben olmak istedim galiba. Olabilir. Aa, güzel fikir aslında. Bilmiyor ki bir tane Yılmaz Vural var. Evet. Saçma. Aa, bir de oğlumun ismi de Yılmaz Vural. O da Yılmaz. Oo, ikinci geliyor İki işte. Ya. Bu ara var mı antrenörlük? Yine devam mı? Yani ben sevgiyi paraya tercih ettim. Malatya Spor'un hocasıydım. Depremden çıktık. Ay, o takımı bırakamadım maalesef. Yani şöyle düşünürler diye düşündüm. Ulan işte parayı buldum, bak biz depremden çıktık. Bizi niye terk ettin diyebilirler. Son dakikaya kadar bekledim. Son dakikada Futbol Federasyonu'ndan tekrar geri çekilmeyi istedik. Kabul ettiler. Dolayısıyla diğer takımlarda hocalarını almış oldu. Malatya'mız maalesef öyle bir sıkıntı diğerleri gibi yaşadı. Evet. Ama şu anda her şey düzene girmek üzere. Evet. Aslında bir şeyler sormak istiyorsun ama bir türlü konuya giremedik. Değil mi? Niye öyle oldu? Bakışlarından öyle anlıyorum. Hocam ben körüm aslında. Sor canım, utanma. Utanmıyorum ki. İşkence yapmadan anlatırım her şeyi. Ay, eyvah. Zor bir şey soracak galiba. Belli oldu. Yok, zor bir sorum yok aslında. Şeyi çok hoşuma gitti. Açık sözlü oluşunuz ve kendinize dalga geçiniz. Ben de öyleyimdir mesela. Kendime çok güzel dalga geçer ve çok eğlenirim. Şey diyorsunuz, ben $500.000 anlaşırım. 50.000'ini alırım, ya kovarlar ya ben basar giderim ya da lig biter diyorsunuz. Geri kalanını alamadım hiçbir zaman diye. Aynen öyle. Niye bu? Uğursuzluk mu? Paraları yok. Ama bize gelen hiç parası olmuyor zaten hocam. Ben de bunu anlamıyorum bu ülkede. Ne derdim var galiba. Çok büyük dertlerim var. Vallahi bana gelenin ne bileyim. Ya biraz ya şimdi boş durmak bizim gibi çok aktif insanların işi değil abi. Değil. Sıkılıyorsun. Ruhun daralıyor. Akşamları uyku tutmuyor adam. Tabii. Kendimize sarmaya başlıyoruz. Benim küçük bir golf arabam var dışarıda. Uyuyamayınca gece biniyorum ona. 4'e 5'e kadar geziyorum. O sizin miydi? Ben içine oturdum onun bilmeden. Yani yapma ya. Görmediniz mi? Oturmuş bu. Müsaade nasıl edersiniz? Aramızda kalsın Yılmaz hocam. Golf arabanızı anahtarsız çalıştırmak için bile uğraştı Evrim. Anahtarsız da araba çalıştırmaya çalıştıran birisini ilk defa gördüm. Büyük atıyor. O evde yok hocam. Uyduruyor. O evde yok. Geçen sorduğu soruyu ikinci kez soruyor falan. O evde yok. Unutuyor. Dinlemez o. Evet. Dış ses o. Ya öncelikle teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet ettiniz. Ta şeyden döndünüz, İstanbullardan buraya geldiniz. Aa, gelmez miyiz koskoca Yılmaz Vural? Yani yemeğe de vallahi Mars'ta evimin var deseniz Mars'a geliriz biz. Yapma be. Tabii hocam. Aa. Gezmeyi seviyorsun belli. Gezmeyi seviyorum o ayrı da sizi çok seviyorum zaten. O canım benim ben çok gülüyorum size ya bazı söylemlerinize. Ya bizim bir eğlence değil mi spor? Çok eğlenceli. Yani eskiden daha çok kasaturalar bıçaklarla maça gitmenin ne halim var yani adamı mı kesecek? Evet niye öyle? Siz ki hayatta en çok çok merak ediyorum bizimkiler de merak ediyor. Maç esnasında hani çok full konsantrasyon var size ve biraz keskin hareketler dışarıdan size agresif gösteriyor ya. Hiç diyorlar bir topçu dövdünüz futbolcu hayatında. Dayak mı istiyorsun? Ben futbolcu değilim ki hocam. Olsun yani. Bizim yapımcılar istiyordur belki. Onlar erkek. Seni futbolcu gibi görmeye başladım. Hayır. Hiç öyle bir kaza oldu mu ya da? Yani sen evde babandan küçücük de olsa annenden pıt bir şey yapmışlardır ya. Hiç, ya bana kimse dokunmadı diyemezsin yani. Hele sen. Çok yaramaz bir tipe benziyor. Ah. Ne kadar değme değil. Onun adı değme olamaz yani. Bu olur. Ha şöyle hadi bir git falan gibileri. Tabii canım o kadar da değil. Yok vallahi annem hiç yapmadı. Babam da yapmadı. Ya işte bir yalancı da burada. Ya niye inanmıyorlar bana? Ben zengin seviyorum diyorum, Erman Hoca attım diyor. Ben annem babam dövmedi diyorum, yalancı diyor. Öbür tarafta öyle diyorum. Niye inanılmıyor bana ya? Bu kadar mı güvensizim ben dış ses? Ya değil. Anneni tanısalar da sana inanırlardı Evrim. Canımız. İşte. Hayır canım yani insan biraz... O zaman bunlar sinirlerini mi aldırmış? Ne yapmış? Vallahi öyle. Gıcığın birine benziyor bu ya. Yani... Yılmaz Vural'ın Alaçatı'daki bu şirin mi şirin evinde oldukça klasik bir dekorasyon hakim. Belli ki karı koca bu tarzı seviyor. Anlat kız. Kışın bu şezlongda şezlonglanıyoruz. Yazın bahçedeki şezlongda şezlonglanıyoruz. Biz acaba ne yapıyoruz? Şezlonglanmasak mı? Şezlonglan... Ay konuşalım. Şezlong... Yabancılaştım. Söyleme. Söylemeyeyim mi? Olacak gibi. Beceremiyorum değil mi? Olacak gibi değil. Ben sahne hayatıma tekrar başlıyorum. Hemen konservatuara yazılıyorum. Güle güle. Gidiyormuşum ben. Oo, evet. Aynalar. Gel bari elimizi gösterelim. Oturma odasının aksine mutfak daha modern görünüyor. Beyaz rengin hakim olduğu mutfakta acaba diyorum bizim için bir şeyler var mı? Karnın acıktı galiba. Benim mi? Direkt bunu mutfağa girdim. Evet. Bunu siz geleceksiniz ya. Bizim bakıcımız Nigar yaptı bunu. Hocam siz hiç yemek yapmıyor musunuz? Ben yumurta pişirmeyi bilmem. Peki mutfakta nerede bilir misiniz? Hiç bilmem. Hani hadi bana rendeyi bulun. Allah aşkına rende. Hani böyle peynir rendeleriz, soğan rendeleriz. Şurada olabilir. Aa bak burada. Ha bu mu? O değil mi? Bu peynir evet doğru. Yani öteki başka. Sebze rendesi. Buraya bakmamız lazım. Doing. Orada çatal bıçak olur, orada hiç olmaz hocam. Bulamadım abi. Bilemiyorum. Ama yalnız kek ne kadar güzel kokuyor. Şuralarda olabilir mi? Yok. Hiç sanmıyorum. Ya burada? Orada da yok. Eyvah. Rende yok bizde. Alalım bak. Bak bir eksik bulduk hocam. Ay. Senin mutfakların nasıl? Benim çok iyi. Ben çok güzel. Yaprak sarma bile yaparım. He. Biz ufaktık. Küçükken. Yılmaz. Küçükken oradan alamıyorum kızar bana diye. Almayın hocam. Şu anda 13 yaşına girdi. Şunu çevireyim şöyle. Ye. İşte benim bak. Bu benim çocuklarımın ismi. Emre. Ha. Can. Yılmaz. Buzdolabının üzerini eski anılar ve harika fotoğraflar süslüyor. Aa bak burası da güzelmiş. Gel bahçeye gidelim. Oraya bu ayrı bir bahçe. Hadi bak Milli İstihbarat'tan mı geliyorsun? Her şeyimi öğrenmek istiyorsun. Her şeyinizi. Gelin. Bu kez de mutfaktan açılan kapı bir diğer verandaya çıkıyor. Keyifli yemeklerin yendiği masa, koltuk, sandalyeler ve televizyondan oluşan bu bölüm de bizim çok hoşumuza gidiyor. Akşam yemeği burada yenebilir mesela. Yeniyor. Akşam burada da yeniyor ama ön tarafta daha bir rüzgar geliyor. Yani. Ha öyle mi? Burada almıyoruz dedi. İşte böyle küçük bir bahçemiz var arka tarafta. Burada öyle oturuyoruz. Kaç katlı? 2 kat. 2 kat. Güzel. Çok kocaman değil. Ben düz evi seviyorum ya. Ay evet ya ama in çık üf, yorulur insan. Yani. Evrim ya baksana bu bahçe bizim olsaydı. Bahçeyi bir güzel ekerdik. Yemek yapmayı da seviyoruz. Ya alırdık domatesimizi, patlıcanımızı hemen mutfağa geçerdik. Tabii. Siz ekiyor musunuz bir şeyler? Yapar mıydınız? Yok o... Ben yapmam da yaptırırım. Kraliçe ya. Yapmaz yaptırır işte. Hocam ben nereden bileyim ama biz şehirde apartmanlarda büyümüş çocuklarız yani. Değil mi ya? Onun için uygun büyüklerimden rica edip yaptırırdım ama bahçem olsaydı. Aklıma gelmişken sorayım. Senin kaktüsler ne oldu? Aa iyiler. Çok iyiler. Çiçeklerime güzel bakıyorum. Orkideleri. Kaktüs mü yetiştiriyorsun? O kendi kendine yetişiyor zaten. Su vermeye yani bile gerek yok ki. Bak karakterini belli ediyor senin. Kimseyi kendini yanaştırmak istemiyorsun. Hiç. Kalırsın hem de. Kaldım zaten. O gözle bakarsanız kaldım ama bu gözle bakarsanız sultanım. Yalnızlık sultanlık değil. Hayır bekarlık sultanlık hocam. Bekarlık yalnızlıktır ya. Yalnız olduğumu kim söyleyecek? Yani annem var, kardeşim var, kedim var, anneannem var, teyzem var. Kedin de var bunun arasında. Evet, köpeklerimiz vardı. Onlar rahmetli oldular. Yapma be. Onun için ben evcil hayvanları evde olsun istemiyorum. Çok zor. Çünkü öldüğü zaman çok yakının ölmüş kadar üzülüyorsun değil mi? Hala ağlıyorum. Yani bu duygusal değişimi niye gerek var? Evrimcim, hani Yılmaz hocam diyor ya evde kaldım diye. Geçen gün bir yazı okudum. Aslında evlenenler evde kalıyor, bekarlar geziyor diye. Doğru. Sen derdin Ayhan hocam. Yanma. Yandım ben diyor. Yok ama ben yalnızım. Ama ya hocam, kimse de doğru. Yani. Almanya'da. Yani. Valla ben değilim aslında, kalabalık bir yalnızlık yaşıyorum aslında. Harbi arkadaşlarla evde takılıyorum. Farklı bir yaklaşım yani. Çok kalabalık bir yalnızlık yaşıyorum. Bunca insanın arasında. Evet. Bir derdim var senin. Söyle kızım, anlat bana. Anlat hocana. Anlat hocana. Hocam o zaman ben şöyle uzanayım. Hani psikologlar yapar ya. Ya bak aklıma geldi. Yılmaz hocam ben küçükken top oynamak isterdim. Evet, gözünü kapat. Çok uzaklara, çok uzaklara git. Sakin ol. Kalk uyudu kız bu. Program bitti. Burada kahve ikram etmek isterdik. 40 yıl hatırı var derler ya. Ay, seni bir borçlandırmak isterdim ama yani şu anda ben anlamam kendim yapabilirsen. Vallahi ben size borçluyum. Yani kapınızı açtınız, beni evinize davet ettiniz. Ben sizlere borçluyum. Kapı açıktı zaten ya. Kapı açık, kapı anahtar üstündeydi. Anahtar üstündeydi. Girdim geldim. Bizim balkon, veranda keyiflerimiz bitmez. En iyisi bir de üst katlara göz atalım. Merdivendeki şık detaylara takılıyor gözümüz. Duvarlar tablo ve şıkır şıkır avizeyle hareketlendirilmiş. Bak 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 bak. Hocam içinizde küçük bir asolist mi var ne? Asolist taşları bunlar. Ben öyle diyorum. Ben çok da yakıştı sana. Kristal uğur getirirmiş hocam. Süper. Dur biraz beraber duralım. Ay bak birlikte duralım da uğur getirsin bize. Tamam. Uğur getir bize. Uğur getir bize. Sevgili kristal uğur getir bize. Aa, çok güzel bir can. Onu benim Altun yaptı. Şaka. Tabii. Elinden geliyor. Ay ne kadar yetenekli. Elinden böyle bir şeyler geliyor. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Alt kat sanki küçücük bir evmiş gibi ama. Üstte bayağı bir yerler var değil mi? Sıradaki durağımız tabii ki yatak odası. Yılmaz Vural ve eşi Seda Hanım'ın fotoğraflarıyla dolu olan bu sevimli odayı gezmeye hazır mısınız? Bana bak, ay, burası tehlikeli bir yerdir ha. Niye? Yatak odası. Ay hocam biz ne yatak odaları gördük. Yapma diyormuşsun. Ama buradan istersen tabiata bakalım bak. Tabiata bakalım. Evet hocam. Aç istersen. Çık oradan. Nefes al. Gel. İçi doğru açılıyor daha. Oh merhaba Alaçatı. Merhaba. Bak ne güzel. Düştün mü? Yok bir şeye bastım sen. Ben tutamadım seni. Ay çatınız da var burada, çatınız da. Çatılı tabii ya. Çatısı da oluyor. Çatısı da mı olur? Hocam aşure kazanmıyor orada. O orada domates salçası yapıyor. Şaka yapıyorsun. Bizim yardımcımız. Sağ olsun Nigar Hanım. En sevdiğim şey. Vallahi billahi. Ondan sonra işte böyle de. O duvardaki de herhalde tarihin ilk selfisi gibi bir şey. Yani güzel bir resim. Kimse onu... Bence çok beğendim. Birbirini seven iki insan. Ne güzel. Kendi sevgilerini kaydediyorlar. Evet. Ne kadar güzel. Evet. Bakabilir miyim şimdi? Hadi buradan çık artık yeter. Şunu büyüteyim. Şunu büyüteyim. Büyüyormuş. Ay artık o his oldu bende. Şöyle büyütme isteği. Ay ne kadar kilolusunuz hocam ya. Şu yandan çıkmışlardı. Ya çirkin şeyleri gösterme ya. Allah Allah. Ama olur mu işte bak. Ya kıyaslayın yani. After before yapmak için. Yani. Tabii yani hiçbir şey için geç değil ya. Yani. Yemezsen böyle oluyor. Yemezsen oluyor işte. Bir de bir şey soracağım. Sizinle Kevser yapmışlar gördünüz mü? Bir tanesi de şey yapıyor. Nerede? İşte ne diyor? Avrupa'daki futbol sevinci diyor. Adam ellerini kaldırmış. Bizdeki futbol sevinci diyor. Siz bir futbolcuya tekme atıyorsunuz. Haberiniz var mı? Bak bu. Evet. Bizde gol sevinci, onlar da gol sevinci. Onlar böyle yapmış. Bu Honduraslı bir futbolcu hala arar, baba ne haber falan der bana. Hadi ya. Ya bazı insan dayaktan anlıyor abi. Ünal Başkanım ne var ne yok. O ne demek? Ben anlamıyorum onu. Ünal Başkanım. Bilmiyorum. Evde tek başına başladı. Lan diye mi kızlarla böyle? Kumfucu. Sen elin başına geçelim mi? Siz öyle demişsiniz. Evet. Fener'i bana ver. Hatta Fener'i yendiğiniz günün akşamı herhalde. Fener'i bana verin, 3 yıl üst üste şampiyon yapayım demişsiniz. Biraz fazla atmışım. Ders bittiği halde... Gaza gelmişim ya. Bak bak. Ders bittiği halde hoca devam edince ben. Nasıl sinirli bak. Ay bunlar sahada bir şey oluyor bunlara ben size söyleyeyim. Bak Erman Toroğlu da öyle. Evlerinde nasıl pamuk gibi değiller mi? Ay iyi ki ben sahada tanışmamışım. Düşünsene evet. Ben saha gezmesine gidiyorum. O zamanlar düşün. Hoca beni döve döve kovalıyor. Sen de az dayaklık değilsindir abi. Hocam bugün siz var ya sabah beni dövdünüz, akşam kapatıyoruz yine dövüyorsunuz. Yani, anlamadım ben. Çok sevimli oldu. Gıcık oldu baba. Ya, yani herkes bir şeyi anlatırken bir türlü benzetme yapıyor yani. Ha, doğru. Hemen alınmana ne gerek var ya. Ay bir de şey ha dur sizle ilgili şey diyorlar. Ayağınız kırılmış. Hı-hı. Kenarda oturuyor musunuz? Efendi efendi tekerlekli sandalyede öyle yazıyor. Hı-hı. Çocuğum biri yazmış. Abi diyor ne ara diyor oraya tekerlekli sandalyeye geldin. Gol atınca takım mı? Gol yiyince mi? Şey bir dakika. Hakem kararından dolayı koşuyorsunuz sahaya. Hem de Erman Hoca herhalde. Evet. Seke seke böyle böyle. Adam diyor ne ara ayaklandı da koşuyor. Şu tendonum koptu. Şu oy. Bu koptu. Ondan sonra işte alçıyla ayaklandı. Nasıl kopuyor ya? Ben de Diyarbakır Spor'un hocasıyım. Engelli olduğunda izliyoruz yani maçı derken hakem gol atmışızdır. Ya gol yiyince koşulur mu? Ev turumuz devam ediyor. Bakalım bizim Evrim yine ne bombalar patlatacak? Hocam. Hocam. Ne oldu? Gel, askere gel. Mi gidiyorsun? Hayırdır? Beni davet ettin ya yazla. Evet. 6 aylık, 1 senelik, 10 günlük, 20 günlük. Ne yapacağım bunları? 150 günlük geldim hocam. Ay çok ağır. Bana bak. Hocam tatile size geldim. Davet evet. ettiniz ya az önce. Evet efendim. Gel dedin. Kendisi buraya çekim yapma diye geldi. 15 gün kalacak galiba. Yandık ne 15 abi. Gün 6 aylık geldim hocam. Ne? Ne? Baktım. Ne? Sizin canınız çok sıkılır ben siz dedim. Geleyim ne? Dedim hocama dedim 6 yalnız aylık bir bunlar, senelik çökeyim buraya dedim. Bunlar asker bavuludur. Oh. Seyahat bavulu değil yediremezsin kimseye. Yine mi olmadı? Oldu canım. Yemedi. Burada mı yatacaksın sen şimdi? Ben burada yatarım. Siz gidin odanızda yatın. Ya hiç dert etmeyin. Burası 2 kişilik. Dikkat et. Ya. Yok yok biz onu ayırırız. Yanına yönetmenimi yatırırım. Buraya yönetmenim Derya, buraya ben. Aramıza da Kevser'i koyarız. Ne güzel. Biz çöküş. Çöküş adlı dizimiz burada başlar. Evin girmediği yeri kalmadı. Vallahi kalmadı. Şimdi ben terliklerimi giyeyim, bahçeye çıkalım. Ondan sonra golf arabamıza binelim. Hadi bakalım buyurun. Ladies first. Thank you sir. Yılmaz Vural'ın bu güzel evini gezdikten sonra biraz da bahçe keyfi yapmaya ne dersiniz? Yemyeşil bir alan ve göz alıcı bu havuz bizi kendine doğru çekiyor. Hadi bakalım. Ay, hadi bakalım. Ay ben terliğimi de giydim. Evrim. Rahat rahat. Efendim. İyi yaptın ya. Ya bahçede biraz dolaşalım. Dur kapıyı kapatayım. Kapat. Hocam, tamam ya anahtar şey üstünde. Burası çok güvenli bir yer. Yani. Ya hocam hiç biz eşeğimizi sağlam kazığa bağlıyoruz. Bağla. Şimdi. Niye eşeği atı değil? Garibanın atı mı olur hocam? Eşeği varsa ne şanslıdır. Ya, o zamanlar için söylüyorum. Al bakalım bir eşek göreyim kaç para. Şimdi değil. O zaman. O zaman eşekler ucuzdu. Hocam şimdi tavuk alamam vallahi yetiştirmeye. Ay. Nasıl alayım? Ay çok güzelmiş burası. İşte, ya ne yapacağım işte. Çok, bayıldım. Çok huzurlu bir yer ya. Yani İstanbul'a gelmek canım istemiyor vallahi. Ay gelmeyin zaten ne var İstanbul'da? Hava kirli, öyle deme, trafik ne var değil İstanbul başka ya oraya. Ya tamam. Orayı da ben çok seviyorum. Sen sevmiyor musun İstanbul'u? Bırak şimdi bana yani. Neyini seveceğim? Benim memleketim değil ki. Yani. Hayır. Ben Ankaralıyım. Ben Ankara'yı seviyorum. Ve keyifli sohbetimiz Ağustos böceklerinin sesleri eşliğinde devam ediyor. Hocam bu değil de ben şeyi merak ediyorum. Hayaliniz, en büyük hayaliniz nedir? Hayal büyük bir şey olur mu ya? Hayal yok olan bir şey. Ya varmış ya işte. Varmışçasına düşüneceğin bir şeydir hayal. Ben biliyorum okudum da doğru mu diye. Ya olması mümkünleri seçmeye çalışıyorum. Olması mümkün olmayan tatlı bir şeyin içinde böyle duygu bırakıyor. Ondan sonra kayboluyor gidiyor. O da doğru. Hocamın hayali yok. Her hayalini gerçekleştirdi. Ama ben tabii. Yani bir kötü tarafı da o. Bir noktaya geliyorsunuz. Artık ideal kalmıyor. Bir şey kalmıyor. Ve nefes almak için yaşıyorsunuz. Hale geliyorsun. Allah. Bak gene. Ay vallahi dram yapıyor. Çok fena. Ay hocam. Ağlayasım geliyor. Ay. Ağlayasım geliyor. Hocamız bugün yine duygusal. Geliyor diye gülerek. Bari ağlayasım gülerek güzel suratını düşür bari. Tamam ya. Öyle yapayım. Ağlayasım geliyor hocam. Ağlama. Pıt, ağlama pıt, kızım pıt. Ağlama. Ağlamak güzeldir. Pıt pıt pıt. Bana bak bu ağlama konusunu açalım istersen. Buyurun. Ağlamak güzeldir. Ben çok ağlarım. Yani Cinsiyet ayrımı yapalım mı erkeklere ağlamaz kadınlara? Hayır öyle bir şey var mı? İnsan olan ağlar, mesela. Vicdanı olan ağlar. Bravo. Bak buluştuğumuz noktalar var ha. Var var. Arada da olsa var ufak tefek. Yok ha, başından beri buluşuyoruz ya. Bir problem yok. Şaka yapıyorum. Ay hadi. Ay çok şekersin sen kız. Biraz da havuzun etrafını gezelim mi? Havuzun etrafına bakalım hadi, seni mi kıracağım? Hadi gidelim. Ben düz arkadan spor ayakkabı giydir bana, bak neler o, depar o, bile atarım. O taraftan bu tarafı da çekebilirsin. Aa, evet farklı. Daha güzel derinlik değil mi? Tabii. Evet işte. Ay çok güzel. Zeytin ağacı değil mi? Zeytin. Of. Gel seni bir de havuz kenarına götüreyim. Hadi getirelim. Havuza atayım mı buraya? Ne güzel olur değil mi? Atın vallahi, benim değil ki bunlar. Hiç üzülmem. Serinlemiş olurum şöyle bir. Mikrofon çıkarmak lazım ama. Havuza atayım. Hocam deniz mi havuz mu? Deniz. Tabii. Havuza girmiyorum ben hiç. Zaten insan evinin önünde olunca hiç girmiyor. Sitemizde çok çok şirin şirin çocuklarımız var. Belli belli. Evimizde şirin şirin çocuklarımız dolu. Onlar havuza girdiği zaman riskli oluyor girmek yani. Evet. Çoluk çocukla olmaz. Bol bol ürik asit falan oluyor. Ay hayır ya, ama olmaz ki hocam ya. Nasıl uzaklaştım bak, nasıl uzaklaştırdın yapma beni. Yapma ya, sevmiyor mu? Asit sevmiyorsun galiba. Ben asitli hiçbir şey sevmiyorum. Gazoz içiyor mu? İyi o zaman. Tatlı da sevmiyorum ki. Bak bunlar benim komşularım. Merhaba komşular. Aslı ve Sorgun. Alev Ateşler. Alev? Ateş. Aa tabii şey. Dur kız, futbolcuyla evlenen değil mi? Evet futbolcu. Alev. Sonra boşandı. Evet. Aynen. Evet. Okul arkadaşım çıktı, bakar mısın? Nesli, ne yapıyorsun kız? Nesli telefonda her zaman gibi. Komşularımla diyaloğum. Nesli kız, ne yapıyorsun? Sen nasılsın? İyiyiz biz de. Biz aynı liseden akraban çıktılar. Arkadaş çıktık. Akraban çıktılar. Okuldaş. Sende İzmirlilik var mı? Ben liseyi burada okudum, Ankaralıyım da. Hı. Ama Fahriye İzmirliyim, yani ikinci vatanım İzmir. Değil mi? Yani İzmir olmak harcalıktır. Ben içsem de arkadaşlarım çekiyor bizi. Bunlar bayağı tutkunduk biz birbirimize okulda. Evet. Geçen hafta Ali buradaydı. Ay beraberdik. Çok selam söyle. Aleyküm selam söylerim. Oğlu vardı, büyüdü. Evet maşallah. 22 yaşında, 21 yaşında benim kızım var. Eyvah. Erken evlendiler. Sevmedik bu muhabbeti. Yaşlılar yurdu burası. Biz bekarlık muhabbeti yapacağız. Görüşürüz. Ay evet. Bak, ay eski dostlar. Abi tabii evet. İzmir'de illaki yani 10 kişiden yani, biri benim arkadaşım çıkabilir, çok normal. İzmir iyidir ya. İzmir candır. İzmir candır. İzmir candır. Şimdi şeye gidelim mi hocam? Nereye gidelim mi? Arabamıza gidelim. Orada da. Oradan artık seni yolcu edeyim yeter artık. Orada beni artık yani. Önlerine sıktım ben sizi, ya, bunalttım. Görüyor musun güllerin güzelliğini? Çok güzel. Bak bak. Burada kırmızı, burada beyaz. Güzel. Kırmızı. Sen de beyaz. Beyaz en büyük. Türkiye! İşte bu kadar. Takım tuttunuz mu hiç gençliğinizde falan eskiden? Ben, hani futbola başlamadan, yani, antrenörle başlamadan. Sakarya sporluyum ben. Çünkü orada doğdum, büyüdüm ve orada futbola başladım. Futbol sevgisi orada başladı. Evet. Yani herkesin olduğu gibi futbolun içinden olup da bir büyük takımlardan birini tutmayan olmaz. Peki o büyük ama takım kim? Türkiye maalesef o kültüre daha varmadı. Yani tuttuğunuz takımı söylemek, bütün diğerlerini karşına almak anlamına geliyor. O yüzden ben takım tutmayı falan bıraktım yani. Ben de bıraktım vallahi. Çok ayrışmaya başladı her şey. Bana bak. Bana bak. Senin... Korkmayacaksın değil mi? Korkutmayacaksınız değil mi? Tabii yani. 25 kemeri yok mu? 25 kilometre sürat yapıyor. Başına iş almayasınız. Hocam emniyet kemeri yok mu? Var yanında. Kemerini bağlı tabii bak. Önce ne yapıyoruz? Herkes biliyorsun. Kemer bağlanıyor. Ama ben arka koltukta bile bağlıyorum hocam. Önce kemer bağlanıyor. Şöyle şak olsun. Bağladık. Tanıyor musun bunu? Aç aç kapıları eğlendim. Odaları gezeceğim, yaramaz edeceğim. Beğendiniz mi şarkımızı? Şarkımızı beğendiniz mi? Baksana kıvır kıvır yapıyor işte. bileceğim. Eğlenceli misin? Efendim? Eğlenceli misin? Sizce? Sen. Sizce değil mi? İyisin galiba. Aşk olsun hocam. Bak bunun zaman bacıdır. Evet. Aşk olsun hocam. Yeah. Ben hele işimi yaparken daha eğlenceliyim. Çok ama çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi artık ediyorum. Seni yolcu etme zamanı geldi. Evet, ben gideyim artık. Çok teşekkür ederim her şey için. Ben yardımcı olayım. Ben teşekkür ederim. Şunu durduralım. Evet. Senden ayrılmak kolay olmayacak. Evet, ama benim için de öyle hocam ya. Canımsınız. Çok teşekkür ederim. Çok eğlendim. Ben teşekkür ederim. Evinizin kapılarını açtınız. Umarım inşallah eğlendirmişiz. İstanbul'daki eve de geliyorum o zaman. Evet, gel tabii. Tamam, sözünü aldım. Kışın da İstanbul'daki evdeyiz. Tamam. İyi ki varsınız. Allah uzun ömürler versin. Yatıya gel yani. Yatıya. Tamam, ekiple komple yatıya geliriz biz böyle. Ekipçek. Tamam hocam. Gel. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Efendim, yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.